Biz şöyle diyoruz, geleceğin geleceği, yani future of future, gelecek geldi zaten. Hiç de ummadığımız bir anda, COVID bunu hızlandırdı bize. İyi de oldu, kötü de oldu, bunları tartışırız. Ama transhumanizm, aslında baktığınızda Sayın Ece Hocam, insanlığın e, neredeyse e, doğayla başa çıkma mücadelesinden bu yana var. Çok ilginçtir. Mesela şu anda siz bir transhumansınız, ben biraz önce Tarık'a da söyledim. Mesela gözlük takıyorsunuz. Ne evet, yapıyorsunuz? Görmenizi daha iyileştirmeye, daha netleştirmeye çalışıyorsunuz. Yani var olan yapınızdan bu bir transhumanistik yaklaşımdır işte. Kulaklık takıyoruz daha iyi duyabilmek için. Aynı masaldaki gibisiz daha iyi görebilmek, daha iyi <laughs> aslında baktığımızda geçmişte insanın işte o doğada tarım toplumuna geçişte doğaya sen dur ben bundan sonra kendi hakkımda karar vereceğim ve yöneteceğim dediği andan itibaren yani teknoloji kullanmaya kendini geliştirmek, iyileştirmek adına kullanmaya başladığından itibaren aslında transhümanizm insanlığın şeyinde hizmetinde Transhümanizm bir hareket Tabii ki ilk zamanlar bizim dışımızda işte sabanı kullanıyorsunuz kalemi kullanıyorsunuz gözlüktür falan çok da hani bizim hayatımızı çok radikal biçimde değiştirecek belki atılımlar olmuyor. Hani belli dönemlerde işte televizyon, evet. internet gibi evet ama daha yumuşak geçişler var. İşte daha sonra ne oldu? Teknolojiler giyilebilir hale geldi. Lensler var. E, ne bileyim işte saat takıyorsunuz ya da ne bileyim böyle bir kalple ilgili sorunuz varsa doktora gittiğinizde size bir takım aletler takıyor falan gibi. O da güzel. Fakat transhumanizm ne zaman duyulur ve ne zaman herkes bir Aa, dedi. Ee, teknolojinin insan bedenine entegre edilmesiyle DNA ve RNA üzerinde o nanoteknolojilerle değişiklikler yapılmaya başlanmasıyla birlikte birden insanlar bir takım şeylerin farkına vardılar. Çünkü e, o teknolojiyi insanın bedenine entegre etmeniz demek, DNA, RNA'sıyla oynamanız ya da düzenlemeniz demek e, insanın var olan doğuştan getirdiği neredeyse bütün özelliklerini değiştirip yenisiyle kodlayabilmeniz de demek aynı zamanda.